Devam ediyoruz. Şimdi şehit konuşacağız. Bugün tabii Türkiye'nin en önemli gündemi hiç kuşkusuz orta vadeli plan açıklandı. Herkes bunu bekliyordu. Ekonomide önemli bir e, açıklama bu. Yani Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritasını açıkladılar. Bayağı kapsamlı bir açıklama yapıldı. E, onu konuşacağız. E, uzman bir e, konuğumuzla olacak. E, o da hazır hatta Profesör Abdülkadir Develi. E görebilir miyim Abdülkadir Bey'i? Merhaba Abdülkadir Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Orta vadeli programı konuşacağız sizinle. E, de, yani te, teknik detaylarını belki bize da e, gayet iyi anlatacaksınız ama biz bir önce bir önceki bölümden kalan bir şey var, onu da konuşalım. Ee, Onur, neydi o ya? Ersan Şen, ya sen Ersan Şen'i seviyorsun, o yüzden Ersan Şen üzerinden e, konuşma yap. Evet, Ersan Şen mevzusunu seviyorsun yani, o tartışmayı seviyorsun. Şimdi, ya olay şu, Ersan Şen. Meral Akşener masadan kalktıktan sonra televizyon programında konuşma yapıyor. Evet. Abdülkadir bir yanlışım olursa düzelt. Meral Akşener, aha arkamda da ikisini ya Onur ne adamsın ya gerçekten. Şey, programda konuşuyor işte. Meral Akşener masadan kalkmış. Cumhurbaşkanı adayı da olabilirim filan diyor. Bunun üzerine çok enteresan bir şekilde programın reklam arasında Meral Akşener Ersan Şen'i arıyor. Ya diyor sen ciddi misin diyor ya yani aday olurum derken. Çünkü aday arıyor o anda Meral Hanım. Masadan kalkmış bir aday lazım. Ee, ya seninle bir konuşalım falan diyor. Bunu sonra şey yalanladı sözcü, parti, İyi Parti sözcüsü. Ya böyle yani onunla sadece bir istişare konuşması yapmıştı dedi. Fakat son yaptığı açıklamada Meral Hanım Doğruladı. E, yo o gayet ciddiydim de. Ne dedi Abdülkadir? Dedi ki ya ben teklif ettim dedi. Teklif ettim tabii, dedi tabii yani. evet, ya. Evet Ersan Şen'e. Şimdi bizim onurun da aklına ya hani 81 ilde aday çıkaracağız. E, çok ciddi adaylar çıkaracağız falan deyince acaba İstanbul için yani Cumhurbaşkanlığına düşündüğü ciddi ciddi Cumhurbaşkanlığı'nı Teklif ettiği Ersan Şen'i İstanbul'a aday yapar mı? <laughs> ha, bu, bu bunu söylüyor. Ee, masadan kalktığında arkadaşlarımız kesinlikle o masaya dönmeyeceksin dedi. Arkadaşlarımızla düzenli toplantılar yapmaya başladık. Sen aday ol dediler. Neyse, benim adaylığım doğru değil dedim ben arkadaşlara. Ersan Şenle konuştuk, o kabul etti. Ha, burada söylüyor, evet, değil mi? Aynen, böyle söylüyor aynen. Ersan Şenle. Doğru. Cumhur bu cumhurbaşkanlığı adaylığı yani bu. Şimdi ya son dönüşüm, Ne son derece Yani sonuç ne olmuş efendim? Ya olmamış yani. O tamam öyle. Masaya dönünce yani, proje bitti. Masaya dönünce Ersan Şen projesi. Yani İyi Parti'nin e, cumhurbaşkanı adayı Ersan Şen olacakmış. Olacakmış. Yani masaya dönüş olunca o ne dedin Özay bir Kılıçdaroğlu daha söyle. döndü. Masaya dönünce Kılıçdaroğlu'nun adaylığı geldi Ersan Şen yani, kabul. Evet, bir aday Evet, olmadı bence. yani o iş. Yani şimdi eğer Akşener gerçekten de 81 vilayette yerel seçimde aday çıkarmak istiyorsa buna İstanbul'u ve Ankara'yı da dahil ediyorsa edecekse bur burada böyle sağlam duracaksa Ersan Şen de yeni televizyon kanalı mı kuruyormuş ne yapıyor? Televizyon kanalı kuruyor. Bir televizyon kanalı kurmak için bir yerde e, i̇ki kat kiralamış. Kiralamış. Para e, var. E, ya şöyle. E, YouTube mu? Normal. No, normal televizyon. Televizyon kanalı. Televizyon kanalı bir haber ya. kanalı hmm, kurmak çok adına. Çok hacimli bir şey oldu. Şimdi şeydeki tartışma şu. E, bu kanalın arkasında kim var? Kimileri iyi parti olduğunu söylüyor. Kimileri başkası olduğunu söylüyor. Kendisi bu, e, olamaz mı ya? Eee... Ya yani şöyle. arkasında biri mi olması lazım? Kanal kurmanın maliyeti hani bu kadar parayı döker mi hani? <laughs> ha, Servetinden çok kurmanın zor bir maliyeti hani bir biçimde e, toparlanır da onun işletme maliyeti. İşletme zaten Yani jetörfiyatları. Yani, yani, e, tamam. Ücretlerim. Bu ancak yani. e, ancak akşenerin İstanbul adayı olacaksan yapacağın bir şey. Olabilir mi sence ya? Olabilir tabii. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmişse Ersen Şen neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını kabul etmesin ki? Son derece Peki, normal. Mantık M Meral Hanım... doğru düşünmüş yani. M M Meral Hanım gerçekten böyle bir şey düşünebilir mi? E, Cumhurbaşkanlığı düşünüyorsa belediye başkanlığına da düşünebilir Meral Hanım da. Yani her ikisinin de geçerli bu. Yani ma mantığı yürütürsek diyorsun. Evet doğru. Hani... Yani bu mantık e, doğru. kabul. Ama burada bir çelişki yok mu Ahmet Bey? Şimdi eğer gerçekten Sayın Ersan Şen İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülmüşse ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına iş dönünce neden onu Cumhurbaşkanı yardımcısına aday göstermedi ki? İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş o gibi. Fazla detaylara girmeyin hocam. Yani Yok, hocam. hayır sadece merak yani bu e, neticede hani önemli bir pozisyon Ama çünkü. O o, o tarihte İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısına ihtiyacı yoktu. Aslında yardımcı çok tuzlu. Ya, <laughs> Metrekareye düşen, <laughs> <yardımcı sayısı gülüyor> <vardı>. Metre <kareye gülüyor> düşen yardımcı sayısı değil. Vardı. Metrekareye düşen yardımcı sayısı, sayısı çok tuzlu. Yüksek <laughs> güzel güzel espri. Ama aslında Olabilir mi Abdülkadir? Olabilir. Kardeşim? Çok da yakışır. Yani şöyle ideolojik olarak İyi Parti'yle ayrışan tarafı yoktur. Milliyetçi kökenden gelen birisi ve şehir milliyetçisi bir de Ersan Şen'in çok ilkeli ve çok tutarlı çizgisi var. Bir yani de anti Kemal Kılıçdaroğlu. olarak söylüyor. Evet. acayip. Ulusalcılarından da çok ciddi Allah bilir. Yani Kılıçdaroğlu'na da çok karşı. Hiçbir doku uyuşmazlığı olmaz. Tabii bir, bir, profesör kendisini iyi yetiştirmiş bir hukukçu olabilir bence. Hakan Bayrakçı. Şimdi şöyle bir objektif analiz yapalım. Ersan Şen'in tarzı nedir? Ne Kimden oy alır, kimden oy almaz? Şiddetle Kemal Bey'i eleştiriyor. Kemal <laughs> Bey'e Bey kızanlar. Ama yanı sıra milliyetçi, laikçi, Atatürkçü. Tabii. Laikçi yani, demeyelim, laik. Yani laik, ya, derken kendi kendi terminolojimizi kullandım. Şimdi e, seküler evet. Ha. Şimdi e, bu sebeple CHP'den potansiyeli var. Ağır milliyetçi İyi Parti ile cuk oturur. Tabii canım yani İyi Parti'de potansiyeli var, MHP'den potansiyeli var. Şimdi ee, merkez sağ siyaseti nedeniyle merkez sağdan doy Şimdi dolayısıyla Meral Hanım için İstanbul'a hakikaten ideal aday olur. Ve o deminki analiz anlamında, yani dedim ya iyi adaylar çıkarırsa belki seçim kazanamaz ama yüksek oy alarak müteakip seçimi imkansız. AKP oy alır mı? Hı? AKP seçmeninden. Ersan Şen. Ee, kısmen de olsa alabilir. Çünkü objektif buluyorlar. Yani herkese eleştirmesini Tabii. Mesela iktidarı da eleştiriyor, ağır eleştiriyor. Çok ağır eleştiriyor. Cumhurbaşkanını eleştiriyor, Kemal Bey'i eleştiriyor, herkesi eleştiriyor. Bir de mantıklı yerden eleştiriyor, ekonomi yani üzerinden gidiyor. Hüküm mesela hüküm iktidara ekonomiden konusundan hiçbir şey demiyor. Aynen. Tabii destekliyor. Diyor ki Tayyip Bey milliyetçilik konusunda tamam diyor ama ekonomi böyle böyle diyor anlatıyor adam. Canı yananlar ekonomide canı yananlar için bir adres olabilir. Düşünmedilerse herhalde bu yayından sonra. <laughs> Hayır bir de rüzgara bağlı seçimi kazanamaz demiş olmayayım mı? Ben çünkü bir şey dedim mi onun çıkması lazım. Ee, şöyle rüzgara bağlı. Yani eğer İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir işbirliği bilmem CHP rüzgarı AK Parti süper bir aday çıkarmış falan. Şimdi Bunlar işi değiştirebilir Şüphesiz. Elbette. Bir sürü parametre Ama var. Ama yüksek oy alacağına eminim. Kazanma ihtimali de rüzgara bağlı. Biz ne adayından daha yüksek oy alabilir mi? Şimdilik zor. Zor. Kimden? Sayın İmamoğlu'ndan. Yok. Şey bir de Meral Akşener diyor ya göreceksiniz bizi öyle adaylar çıkartacağız ki filan bir evet. cümlesi de var. Kazanamasa bile İmamoğlu'nun başkanlığına mal olur. Öyle mi? Kesinlikle. Onu söyledi zaten Hakan Bey'den Yani kazanamasa bile İmamoğlu'nun başkanlığına ha, malum Ama İyi Parti zaten ittifaktan koptuğu andan itibaren Çok zorlaşacak ya iş, İşler zorlaşıyor CHP açısından Yine de aday önemli Bir Yine de önemli. Ersan Küpesiz. Şen gibi bir aday gelirse İmamoğlu'nu hakikaten kaybettiren Siz Ersan bir... Şen'i kuvvetli buluyorsunuz yani Şöyle hitabet yeteneği e, şu çok ilginç Bayılanları e, var sosyal ya Sosyal medyada internet. dolaşan videolarıyla her gün aslında milyonlarca e, gazete satıp milyonlarca saat yayın yapar şeyde çok fazla şey var ve bu artık giderek çok etkili hale gelmeye başladı. Allah Allah bizim Ersan Şen'e bak ya bravo. <laughs> ama şimdi tabii Ersan er hocaya mesaj atmış bağlanmak iste. Bağlanır mı ya şimdi? Eğer gerçekten varsa adaylık şimdi ama ay, bağlanmak Bağlanırsa adaylık yok demektir. Bağlanmazsa var. Şimdi niye yıpranayım kardeşim ben sen falan diyecek. Ersan Şen yıpranmaz gerçi. Yani yıpranmak ve Ersan Şen yan yana gelmeyecek. Şey. Buraya muhalefet çıkıyor ya, CHP'ler çıkıyor, İYİ Partililer çıkıyor. Yani bağlanacaksa bağlanabilir öyle bir aslında. Ya yok. o açıdan demiyorum ya. Yok, senin için demedim. Kendisi için dedim. Kendisi için dedi. Ben de diyorum işte kendisi şey hesap yapıyordur ya şimdi çıksak Adayım desek bir türlü, değilim dese bir o türlü. O anlamda yani Evet yani bir sürü problem şimdi var yani. Önceki partinin bunu söylemesi lazım. Ersan Şen'den önce değil mi? İyi Parti'nin bizim adayımız bu demesi lazım. Tabii demesi lazım o nezaketen. Olarak, dolayısıyla Sayın Ersan Şen de böyle bir şey olsa bile şu an söyleyeceğini ben de düşünmüyorum. Ama yani. Cumhurbaşkanı adaylığında parti demeden önce Ersan Şen yayında adaylığını evet. ilan etmişti. Sonra partiden teklif geldi. Bu sefer de olabilir. Niye olmaz? Hayır şöyle yani arkadaşlar yapmayın. Burada da aynısı oldu. Meral e, Ersan Şen ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim deyince deyince tabii. Meral Akşener'den teklif gelmiş. Yani şimdi eğer Ersan Şen şöyle bir cümle sarf etmiş olsa ben e, önümüzdeki yerel seçimde İstanbul'dan aday olabilirim dese Burada bir problem yok ama şimdi bizim Ersan Şen'den duymak istediğimiz şey ha. İyi Parti'nin İstanbul adayı olur musun olmaz mısın? Hani ha. adam da diyecek ki ya kardeşim İyi Parti bana önce bir teklif etsin ki ben cevap vereyim böyle bir şeye. Yani ortada hiçbir şey yokken sizin bu sorunuza nasıl cevap veririm derse gayet haklı olur. Ya, sen en, bir ben yapan, de mahcup böyle bir, böyle bir olarak teklif... gayet bir yapay zekalı gibi doğru soru doğru cevapla beraber aslında bağlantıya da gerek kalmadı çünkü. Ama pek yap, yap Tam da mı olacak? Ama, ama <laughs> hiç, de de hiç belli olmaz. Bilmiyoruz ki belki televizyon kurma falan projelerinin arkasında bir hazırlık da olabilir. Biz bunlara çok Be ben hani o belki yani. oradan kaldırıyorum. <laughs> tabii canım. Kanal kanal kuruyor deyince evet. zaten drink etti de mi sen de ee, Onur kafanda hemen bir şeyler. Ve bayağı hızlı, parçaları birleştirdi. Hızlı hızlı giden bir süreç oluyor gibi gözüküyor. Öyle mi? Tabii, tabii video gibi. Tamam. Ama bir şey sorabilir miyim? Yani tam da bu noktada acaba Sayın Ersan Şen bu kanalı e, belediye seçimleri için mi düşünüyor <gülüyor> yoksa <gülüyor> bunu bunu aşan önümüzdeki dönem iyi Parti'nin evet yani de, şimdi bir dakika komutan aklı olabilir. Yani, Biz yani, çok kısa bir altan, zaman altan, yani. Altan şimdi, ay için yani. haber kanalı olmaz yani tabii. o yatırım maliyetine de katlanılmaz. Dolayısıyla o daha uzun Bence de çok yani çok sadece buna odaklanmamak ya lazım. Stratejik anla... düşünmek lazım. Anladım da yani şöyle baktığınız zaman yani önce İstanbul'da İyi Parti'nin belediye başkan adayı olursun, kazanırsın ya da hatırı sayılır bir oy alırsın. Sonra o seni cumhurbaşkanlığı adaylığına götürür. Bu süreçler böyle işler. Evet. Evet. Televizyon yıldır böyle bu arada. Ha? 30 yıldır İstanbul Belediye Başkanlığının yolu direkt e... tamam Tamam. Bir numaraya yönelim, yönelim. Kurduğun televizyonda işte bir parça yerel seçimde sana yardımcı olur. Sonra ondan sonraki seçimlerde yardımcı olur filan. Ama hani ben hani bir iletişimci olarak Ersan Hoca'ya söyleyeyim. Yani televizyonla bu iş e, olacak iş değil yani. Belki hani bir yardımı olur filan ama sadece ona güvenme Ersan Hoca. Halkın arasında dolaş. <laughs> Bir de abi İstanbullu diyorsun da bir tek Erdoğan var. Başka kim var ki? Hani İstanbul'dan çıkıp da olan demedim. Potansiyel adayı oluyor hemen. Ha oluyor. Ama oldu da oldu ya. Doğru, Hiç doğru, doğru. Zaten o yolu Sayın Cumhurbaşkanı açtı. Her, her gelen artık İstanbul'a gelen Adaydı. için. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul adaylarından geçti. Adayı idi. Tabii. Peki.